Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Güler ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Paragraf tamamla, tamamlama videosuyla karşınızdayım. Peki paragraf tamamlarken neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar soruda bize ya paragrafın başında ya ortasında ya da sonunda boş bırakılan bir bölüm olacak ve bu bölüm bizim tarafından tamamlanmamız, tamamlamamız istenecek. Bunu yaparken neye dikkat edeceğiz? Bir paragraf sorusunu çözerken öncelikle o paragrafın konusunu belirlersek, ana düşüncesini belirlersek o paragraf sorusunu yanlış çözme ihtimalimiz çok düşecektir. Onun için öncelikle yapmamız konuyu belirlemek, ana düşünceyi belirlemektir Konu neydi? E, anlatılan, bahsedilen şeydi. Ana düşünce ise yazıyı okuduktan sonra oradan çıkaracağımız sonuçtu. Peki tamamlarken başka neye dikkat etmemiz gerekir? Getireceğimiz cümle anlam ve yapı bakımından uygunluk taşıması lazım. Yani e, boş bıraktığı yere getireceğimiz cümle o paragrafa anlam ve yapı bakımından uygunluk taşıması gerekir. Peki tamamlarken başka önemli olan faktörler nelerdir? Bağlaçlar, zamirler, geçiş ve bağlantı ifadeleri çok önemlidir. Özellikle bazı cümleler kendinden önceki cümle ile irtibatlıdır. Yani ona atıfta bulunur. Bu tarz cümlelere dikkat edip bir önceki cümlenin anlamsal, bir önceki cümle ile anlamsal bağını tespit etmemiz gerekir. Onun için bu anlamda ama, fakat, lakin, oysa, halbuki gibi sözcüklere de dikkat etmek gerekir. Giriş gelişme sonuç bölümü ile ilgili söylememiz gereken paragraf tamamlamada ise şudur. Eğer tamamlama bölümü giriş bölümüyle ilgili ise giriş bölümünün özelliklerini bilmek gerekir. Giriş bölümünde genellikle konu verilirdi ve genel bir yargıyla başlayacağı asla unutulmamalı. Gelişme bölümünde olayın enine boyuna anlatıldığı, örneklerin verildiği bölümdü. Sonuç bölümünde ise artık yazının toparlandığı, bir sonuca bağlandığı Bölümde onun için paragrafımızı tamamlarken boşluk yani tamamlanacak kısım giriş bölümünde mi, gelişme bölümünde mi, sonuç bölümünde mi buna da dikkat ederek tamamlamak gerekir. Şimdi örnek sorularımız üzerinden konuyu pekiştirelim. MEB'in sormuş olduğu sorular üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Koca bir ömür yaşamış tecrübeli insanlar gençlerin umursamaz hareketlerini gördükçe onlara nokta nokta diye nasihat etmekten geri durmazlar. Ama kaç genç bu sözün önemini kavrayabilir? Halbuki hayat ilerledikten sonra insanların duydukları birçok pişmanlık gençlikte bile bile kaybettikleri imkanlar yüzündedir. O zamanlar niçin daha çok okumadım, niçin daha çok çalışmadım diye dizlerini döven insanlara hayatta çok rastlanıyor. Bu insanların neden bu kadar üzüldüklerini gençler anlamasa bile, anlamasa bile feleğin çemberinden geçmiş yaşlar çok iyi anlıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir nasihat var. Şimdi bu nasihat nedir? Ee, getireceğiz ve boşluğa ona göre paragrafımızı tamamlayacağız. Büyüklerin sözünü dinleyin diye nasihat. Devamında büyüklerin sözünü dinlemek dinlemenin öneminden bahseden hiçbir şey var mı? Yoktur. O zaman bu olamaz. Elinizdeki olanakların kıymetini bilin. Şimdi arkadaşlar devamında bunu destekleyen ifadeler var. Mesela diyor ki o zamanlar niçin daha çok okumadım? Elinde okuma imkanı var ancak okumamış. Niçin daha çok çalışmadım? İşte rahat bir ortamı, çalışma imkanı var ancak bundan faydalanmamış diye dizlerini döven insanlar diyor. O zaman olanakların kıymetini bilmemek olabilir mi? olabilir. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Geçmişe takılıp kalmayın. Geleceğe odaklanın. Geçmişe takılıp kalırsanız şu olur. Geleceğe odaklanırsanız bu olur. Gelecekten umutlu olun. Gelecekle ilgili ya da geçmişle ilgili bize öne çıkan bir ifadesi var mı? Yoktur. Hayat hep mutlu olmaya çalışın. Mutlulukla ilgili zaten hiçbir şey geçmiyor. O zaman sorumuzun doğru yanıtı elinizdeki olanakların kıymetini bilin. Peki biz bunu nasıl anladık? Devamında ifade ettiği cümlelerden bunu çıkarmak mümkündür. Diğer bir sorumuz bu metinde numara almış cümlelerin hangisinden sonra öyle ki saatte 25 kilometre bile hızla bile yüzebilir cümlesinin getirilmesi en uygundur. Şimdi arkadaşlar bakın burada karıştırılan noktalardan bir, birkaç tanesine değinelim. Bazen bize diyor ki kaç numaralı yere diyor. Bazen kaç numaralı cümleden sonra diyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Zaten burada özellikle altını çizmiş. Hangisinden sonra diyor. Buna dikkat edin. Sınav heyecanıyla e, öğrencilerimiz bu tarz hatalar yapabiliyor. Peki verdiği cümleden yakalayacağımız bir şey var mı? Öyle ki saatte 25 kilometre hızla bile yüzebilir. O zaman öncesinde yüzmekle ilgili bir şeyden bahsedecek ki öyle ki deyip bir adım öteye götürmemiz lazım. Bakalım. Deniz ineği olarak bilinen manatiler genellikle vakitlerini su altındaki bitki örtüsünde otlayarak geçirir. Sıcak kıyıların sığ sularında yaşar. Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı aşağı hareket ettirir. Yani yüzmekle ilgili zaten 1 ve 2'de hiçbir şeyden bahsetmedi. Ancak 3'e geldiğinde ne diyor? Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını aşağı yukarı hareket ettirir. Şimdi buraya getirmeye çalışsak öyle ki saatte 25 kilometre hızla bile yüzebilir. Şimdi aslında yüzme ile ilgili dördüncü cümlede ne diyor? Bak hantal görünüşlerine rağmen manatiler usta yüzücüdür. Bunu örneklendirecek arkadaşlar ne diyor? Öyle ki saatte 25 kilometre hızla bile yüzebilir diyor. Yani cümleyi bir adım öteye götürüyor. Onun için 4 numaralı cümleden sonra getirilmek tabii ki daha mantıklıdır. Sorumuzun doğru yanıtı Denizli. Bu metinde Numaralımış cümlelerin hangisinden sonra bakın arkadaşlar hangisinden bunun özellikle çizilmesinin nedenini az önce söylemiştim. Kaç numaralı yere demiyor hangisinden sonra diyor. Böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarmışların en meşhuru yere batan sarmıcıdır. Şimdi yine cümlemizdeki cümlemizdeki e, uygun ifadeyi bulmamız lazım. Şimdi böyle önemli yapıların dediğine göre Öncesinde demek ki yapıdan bahsetmesi lazım. Bir yapı bahsedecek ve yine bir adım öteye getirecek. Örnek verecek böyle önemli yapıların diye açıklayacak. Bakalım ne diyor? İstanbul'un üstünde ne tür tarihi yapıların olduğu az ah çok bilinir ama altında ne var pek bilinmez. Yerin altındaki yapılardan bir olan sarmışlar yüzyıllarca kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış. Yağmurlardan süzülen ve kentin kilometrelerce ötesinde su kanallarıyla getirilen sular buralarda depolanırmış. Sarayın, büyük kiliselerin, askeri kışlaların, soylulara ait konakların su ihtiyaçları buralardan karşılarmış. Bakın arkadaşlar burada yapıları saydı bize değil mi? 4 numaralı cümleden sonra getirilmesi uygun olacaktır. Çünkü bunları saydı 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 sonra da diyor ki böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhuru yere batan sarnıcıdır dedi. Şimdi burada Kafa karıştıracak olan hangisidir? Bakın 2 numaralı cümleden sonra gelebilir mi? Yerin altındaki yapılardan bir olan sarnıçlar yüzyıllarca kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış diyor. Buradaki sarnışların su ihtiyacını karşıladığından bahsediyor. Ancak burada ise yapılara saydığı yapılara hangi sarnıcın böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayanların en meşhurunun yere batan sarnıcı olduğunu söylüyor. Yani böyle önemli yapılar derken bu yapıları bize söyleyecek ki biz ondan sonra buna örnek verelim. O zaman sorumuzun doğru yanıtı ne olur? D seçeneği olur. Bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine mantık akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Bu sefer 3 tanesini yerleştireceğiz boşluğa. Bir tanesi ise dışında kalacak. Bize onu soruyor. Öncelikle yapmamız gereken boşlukları düşünmeden arkadaşlar metni bir algılamaya çalışacağız. Ondan sonra boşluklara geliştireceğiz. Nasıl başladı? Ne vakit başladı bilemiyorum ama ilk belirtiler 9 yaşımda iken ortaya çıktı. Misafirlerle bahçede oturuyorduk. Yaşlı bir adam saati sordu. Aksi gibi kimse de saat yoktu. Eniştem içeri saate bakmaya koştu. Ben o sırada 3'ü 20 geçiyor diye vermiştim. Nokta nokta. Boğazdan geçen vapurlara bakıp zamanı bazen dakikası dakikasına kestirmek mümkündü. Görünürde vapur olmadığı anlaşılınca gözler fal taşı gibi açıldı ve hep bir ağızdan dediler. Bilmem dedim. Bakın burası önemli. Bilmem dedim. Bir şey dediler. O zaman soru sordular ki bu bilmem dedi. Ee, burası önemli. Dilimin ucuna geri verdi işte. Rahmetli halam tesadüf a canım dedi. Attı tuttu işte. Olmaz mı böyle şeyler? Öbürküler de evet tesadüf dediler e, diye de eklediler diyor. Şimdi arkadaşlar bir saati bilme mevzuyla ilgili metin hemen keserek okuyalım. Ben o, sıra, o sırada 3'ü 20 geçiyor vermiştim. Devamında ise ne diyor? E, saatin vapurlara bakarak dakikası takısına kestirmek mümkündü diyor. O zaman baktığımızda bunlardan hangisi gelebilir? Ama bu kadar olur yani. Burada bir şaşırma devamında baktığımızda değil. Aslında saati biliyordu. Saati tutturmama önce kimse şaşırmadı. Çünkü niye şaşırmıyor? Saati tutturmama kimse şaşırmadı diyor. Çünkü boğazdan geçen vapurlara bakıp zamanı dakikası dakikasına kestirmek mümkündü. Görünürde vapur olmadığı anlaşılınca o zaman bunu eleyebiliriz. Yani buraya getirebiliriz arkadaşlar değil mi? Hep bir ağızdan... Dediler soru soracak soru ifadesi zaten bir tane var burada arkadaşlar. Bu soru ifadesini çok önemsiyorum çünkü dediler diyor bilmem dedim diyor. Yani peki ama nasıl bildin bunu buraya getirdiğimizde o da bilmem dedim dilimin ucuna geliverdi diyor. Devamını anlatmaya başlıyor. Öbürleri de evet tesadüf dediler ee dediler ve diye eklediler diyor. Tabii ki bir şaşırma ifadesi olacak burada ama bu kadar olur yani diye eklediler. Aslında saati biliyordu hiçbir yere gelmez. O zaman sorumuzun da doğru yanıtı burs olur. Evet sevgili öğrenciler paragraf tamamlama soruları öncelikle paragrafa hakimiyet isteyen Soru tipleridir ve zaman zaman bu boşluklarda ikili ya da üçlü sorduğunda seçeneklerdeki ufak tefek bize vereceği tüyolara dikkat etmemiz gerekir. Özellikle burada zaten şu soru kısmını yerleştirdiğinizde akışta biraz ne yapıyor? Hakimiyetiniz artıyor. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.